Doğumumuzdan ölümümüze geçen sürede buradan dışarıya çıkamıyoruz. Evet, buradan. Dünya. Yaşamımız boyunca bize ev sahipliği yapan kara sınırlarla oluşan %71'i suyla kaplı yasalar, kanunlar ve belirli bir sistemin içinde yaşamımızı sürdürdüğümüz mavi evimiz. Peki dünya gibi yaşanabilir gezegenler keşfedildiğini söylesem? Evet, yaşam için elverişli birkaç gezegen keşfedildi. Kepler-62f dünyadan yaklaşık 981 ışık yılı uzaklıktadır. Çalı takım yıldızında yer almasıyla beraber 267 günlük bir yörünge periyoduyla dönmektedir. Dünyanın yaklaşık 1,41 katı yarıçapına sahiptir. Ana yıldızı, yani onun güneşi, sessiz bir yıldız olduğundan ve bizim güneşimizden daha az kütleye sahip olduğundan potansiyel yaşanabilirlik açısından iyi adaylardan birisidir. 30 milyar yıla kadar ömrü olabilir. Kendi yıldız sisteminin en dış gezegeni olduğundan, iç gezegenden veya ev sahibi yıldızından gelen gelgit evriminin Kepler-62f üzerinde etkilerinin ömrü boyunca önemli sonuçlar doğurmamıştır. Eksen eğimi muhtemelen değişmemiştir ve dönüş periyodu dünyaya benziyor olabilir. Bu şu demek oluyor, yüzeyinin yarısı su, yarısı buz olan bir gezegen olmak yerine ısıyı gece tarafına aktarabileceği için gezegenin yaşanabilirlik açısından daha sürdürebilir hale getirebilir. Bir diğer öte gezegenimiz ise Kepler-442b, KOI-47-4201 olarak da bilinir. Dünyaya yakın bir büyüklüğe sahiptir. Kayalık bir coğrafyaya sahip olduğu doğrulanmış bir öte gezegendir. Kepler-442b, dünyadan 1194 ışık yılı uzaklıktadır. Ağırlığı dünyanın 1,34 katıdır. Ana yıldızı güneşten en az %40 daha az kütleye sahip olduğundan potansiyel yaşanabilirlik açısından en umut verici adaylardan birisidir. 30 milyar yıllık bir ömre sahip olabilir. Yörünge süresi 112 gün 3 saat. Ana yıldızı küçük olduğu için dünyadan daha az ışık alacaktır ve daha az ısınabilir. Kepler-442b gezegenine eğer bir arabayla gitseydiniz ve bu araba 100 km bir hızla gitseydi, muhtemelen oraya varmanız 13 milyar yıl sürerdi. Aynı şekilde 200 km hızla giden hızlı bir trenle gitseydiniz, bu süre 7 milyar yıla inerdi. 1000 km hızla giden bir yolcu uçağı 1 milyar yıl, saatte 1600 km hızla giden Voyager uzay aracı ise 21 milyon yılda giderdi. Peki ışık hızında gitsek? Işık hızında gidilirse tam 1000 yıla Kepler-440b gezegenine ulaşabilirdik. Tabi ışık hızını daha keşfedemediğimiz gibi, keşfetsek bile bir insan ömrünün yetmeyeceği süreler bunlar. Evren o kadar büyük ki insan ömrü fiziksel olarak öte gezegenlere ulaşması zor gibi gözüküyor. Ama bakın, imkansız demedim. Belki de daha bizim bilmediğimiz bir yol daha var. Kestirme bir yol muhakkak vardır. Şimdi sırada yeni keşfedilen bir gezegenimiz var. Kepler-1649c. 15 Nisan 2020 tarihinde Kepler Uzay Teleskobu tarafından keşfedildi. Şu ana kadar keşfedilen gezegenler arasında Dünya'ya en çok benzeyen gezegenler arasında Kepler-1649c yer almaktadır. Yaşamın olup olmadığı veya yaşanabilirlik seviyesi ne durumda olduğu hakkında tüm çalışmalar hızla devam ediyor. Ama elde edilen veriler bize bu gezegende hayat olabileceğine işaret veriyor. Kepler-1649c Dünya'dan 301 ışık yılı uzaklıktadır. Dünya ile aralarındaki bulunan benzerlik ise sahip olduğu sıcaklık ve boyut niteliklerinden dolayıdır. Diğer gezegenlerde olduğu gibi Kepler-1649c gezegeni de kırmızı cüce bir yıldızın yörüngesinde dönmektedir. Coğrafi yapısı kayalık olmasıyla beraber bu durum daha da yaşanabilirlik seviyesini arttırıyor. Dünyanın 1,2 katı bir kütleye ve yaklaşık 1,02 yarıçapına sahiptir. Kepler-1649c dünyanın güneşten aldığı radyasyonun yaklaşık 4'te 3'ünü alıyor olabilir. Yıldızının bir yörüngesini tamamlaması 19,5 gün dünya günü sürmektedir. Kepler-1649c kendi yıldızından, yani kendi güneşinden 9,71 milyon kilometre uzaklıktadır. Dünyadan ışık hızıyla hareket etseydik ne kadar sürerdi diye baktığımızda yaklaşık olarak 301 yıl sürmektedir.
Bir sonraki gezegenimiz ise KOI-4878-01. Güneş'ten biraz daha az kütleli ve Jüpiter'den biraz daha büyük olan F tipi bir ana dizi yıldızının yörüngesinde dönüyor. Gezegen 449 Dünya günü bir yörünge periyodu ile çok benzer bir yörüngede yer almaktadır. Gezegenin tahmini ortalama atmosfer basıncı 5.2 milibar seviyede ve Dünya'dan 1.1 Kelvin derece daha yüksek ortalama yüce sıcaklığına sahip orta kalınlıkta bir atmosfere sahiptir. Buradaki milibardan kastettiği atmosfer basıncıdır. Örneğin Dünya ile kıyaslayacak olursak 1013 milibar normal basınç kabul edilir. Bu değerin üzerindekilere yüksek basınç yani antisiklon, altındakilere ise alçak basınç yani siklon denir. Yeryüzünde şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek basınç değeri 1079 milibardır. Ölçülen en düşük basınç ise 886 milibardır. KOI-4878-01 gezegeninde ise bu rakam 1000 milibarı göstermektedir. Yani ortalama bir seviyede seyretmektedir. Dünyada atmosfer basıncı ortalama olarak denize sıfır seviyelerde 1 atm olarak ölçülmüştür. 1 atm 10 metreye eşit ve 760 tor basınca eşittir. Yeryüzünde hava basıncı kan damarlarımızdaki kan basıncını da dengeler. Dünya dışında bir ortama girdiğimizde bu basınç değerini kaybetmemek için özel astronot elbiseleri giyeriz. Ancak çok düşük basınçlı bir ortama girdiğimizde damarlardaki basınç dış tepki basıncı ile dengelemediği için damarların patlamasına yol açabilir. Yani atmosfer basıncı bütün yaşamı etkileyecek en önemli faktörlerden bir tanesi. KOI-4878-01 1075 ışık yılı uzaklıkta. Şimdi sırada Kepler-186f gezegeni var. Kepler-186f Dünya'dan yaklaşık olarak 500 ışık yılı uzaklıkta bulunan kırmızı cüce yıldız Kepler-186 yörüngesindeki bir öte gezegendir. Kepler-186f başka bir yıldızın yaşama elverişli bölgesinde keşfedilen Dünya ile benzer yarıçapa sahip ilk gezegendir. Keşif tarihi 19 Mart 2014. Kepler-186f'nin yörüngesel periyodu 129.9 gündür. Yörüngesel yarıçapı Dünya'nın 36 kadar olup bu mesafede yıldızıyla Ay ve Dünya gibi eş zamanlı dönüşüm içinde olup olmadığı belli değildir. Bu sistemin yaşanılabilir bölgesi muhafazakar bir tahminle Dünya'nın aldığı aydınlatmanın 0.88 ile 0.25 kadar olduğu bölgedir. Kepler-186f'nin yarıçapı Dünya'nın yarıçapından %11 daha fazladır. Kütlesi, yoğunluğu ve bileşimi bilinmemektedir. Kepler-186f'nin yıldızı ayrıca şimdiye kadar keşfedilmiş 4 başka gezegene de ev sahipliği yapmaktadır. Fakat Kepler-186 B, C, D ve E yıldıza fazla yakın olduklarından su bulunduramayacak kadar sıcaktırlar. İçteki 4 gezegen muhtemelen eş zamanla dönerlerken daha dışarıda devreden Kepler-186f'nin dönüşünü yıldızın yavaşlatabilecek zamanı olmamış olması buradaki zayıf kütle çekiminden dolayı mümkündür. Eş zamanlı dönüşle dönme ihtimali %50'dir. Böyle olmamış olsa bile yıldızına Dünya'nın güneşi olduğundan daha yakındır. Bu yüzden kendi etrafında Dünya'dan çok daha yavaş dönecek bir donanım haftalar ya da aylar alacaktır. Kepler-186f'nin eksen eğikliği muhtemelen çok az olduğundan Dünya'daki gibi eksen eğikliğinden dolayı mevsimleri olmayacaktır. Kepler-186f'nin yörüngesi dairesel olduğundan Mars gibi egzantriklikten dolayı da mevsimleri yoktur. Gezegen oluşum simülasyonları göstermiştir ki bu yıldız sisteminde yıldızla Dünya arası geçiş yapmayıp Kepler-186e ile Kepler-186f arasında bulunan düşük kütleli bir gezegenin daha olması muhtemeldir. Böyle bir gezegen varsa Dünya'dan çok daha kütleli olamaz. Aksi takdirde yörünge stabilitesi bozulurdu. Şimdiye kadar anlattığım gezegenlerden çok daha yakın bir gezegen keşfedildi. Sadece 31 ışık yılı uzaklıkta olan bu gezegen Wolf-1069b adlı gezegendir. Wolf-1069b gezegeni Almanya'daki Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden Diana Kosakowski liderliğindeki bir astronom ekibinin keşfettiği gezegen yıldızının yaşanılır bölgesinde yer alıyor. Bilim insanları yüzeyinde sıvı halde su bulundurabilecek koşullara sahip gezegenlerin yaşanılabilir bölgede yer aldığı ifade ediyor. 1069b adlı gezegende yörüngesinde döndüğü yıldızın yaşanılabilir bölgesinde yer alıyor. Ekip bu yıldıza da Wolf-1069 adını verdi. Gezegenin Dünya'nın kütlesinin 1,36 katına sahip olduğunu belirtiyor. Yıldızın yörüngesinde dönüşü 15.6 gün içinde tamamlanıyor. Dünya ve Güneş arasındaki mesafenin sadece 15'te 1'ine denk gelen bir mesafede dönüyor. Güneş'e uzaklığı Wolf-1069b'nin kendi yıldızının uzaklığından 15 kat fazla. Ayrıca Wolf-1069b de bir yıl sadece 15.6 gün sürmektedir.
Şu anda bu söylediğim ışık yılı mesafeleri bizlere çok uzak mesafe gibi görünse de aslında evren boyutunda evimizden sadece bahçeye inmek kadar yakın bir mesafedir. Kim bilebilir ki gelecekteki nesiller belki de yan mahalleye seyahat edecek şekilde bu gezegenlere de gidebilecekler.